çok yani şahit oldum ben buna. Adam bir cuma kılıyor veya bir, bir şeyi var. Mehmet de dün söyledi. Bir orucu var. Ya bir cuması var. Allah öyle bir teslimiyeti var ki Allah affeder. Ne korkuyorsunuz? Bildiğiniz gibi Allah değil. Allah böyle Allah'ın merhametini yerlere göklere sığdıramaz. Acayip Allah'ın Allah'tan ümitli olur. Hiç ibadeti yok ama. Şimdi tersini söylüyorum. Aynı bu şeytan. Bir kul. Acayip namaz kılıyor, takva, yemeğine, içmesine, yediği gıdanın içeriklerine, namazına, kadınsa tesettürüne, her şeyine dikkat ediyor. Ona aynı şeytan ümitsizlik veriyor. Ya Allah affetmezse diyor. Ya Allah şunu yaparsa diyor. Allah seni yakacak diyor. Bak diyor canın şöyle çıkacak diyor. Böyle Allah'ın merhameti sanki hiç yok. Gadabını gösteriyor. İbadet eden abide şeytan Allah'ın gadabı ile vuruyor. Onunla korkutuyor. Sefil bir belki orucu var. Yani böyle bir cuması var. Onlara da hiç gadab, hiç Allah'ı hiç korkutmaz. Onlar Allah affeder ya diyor. Allah merhametlerine merhamet. Aynı şeytan. Hiç ibadeti olmayana ümit veriyor. Allah ile ümit veriyor. İbadeti iyi olanı da Allah ile yeis veriyor. Aynı adam. O zaman nasıl çözeceğiz? Ben şöyle bir şey buldum. Kendi alemimde. Bir hayal veya bir düşünce, bir düşüncenin sonu hüzün veriyorsa, korku veriyorsa, bu şeytandandır bu düşünce. Eğer sonunda hüzün vermiyorsa, bu korku başka, hüzün içsel vicdaniyatta, hüzün vermiyor. Böyle tatlı bir güven veriyorsa bu Rahman'dandır. Peki ölçü nedir? Hafif recadır. Yani korkusuz ümit, ümitsiz korku yoktur. Nasıl yapacaksın? Bu nasıl oluşur insanda? Ya taat yapanda olur bu. Bakın adam bak Mehmet diyor. Neyin oluyordu? Amcamın oğlu. Amcasının oğlu. Adem'in bir ufağı. He bak şimdi. Allahu Ekber. Bir Allahu Ekber'in kafa. Bir cuma var değil mi? Bir cuma o da arada bir yani her zaman değil. Arada bir bak şimdi. Bir de Ramazan. Bir de Ramazan orucunu tutar. He ama bazen cuma var. Evet. Bak ne diyor söylesin bakın. Söyle sen. Ya diyor siz diyor ne yapıyorsunuz diyor ya. Ya diyor siz diyor Allah'tan diyor çok korkuyorsunuz, çok ibadet yaptınız. Hani o demiyor da yani bunu görüyor bizde. Hani siz yanlış yapıyorsunuz diyor. Allah diyor böyle kötü değil diyor. Tövbe aşağıda. Bu kadar cezalandırmaz diyor. Allah azap etmez diyor. Kulunu diyor yakmaz diyor ya. Böyle diyor işte. İşte ama buna ait bir ayet var biliyor musun doktor? Diyor ki şeytan diyor sizi sefi günahları yaptırmak için Allah'ın rahmetine, merhametine güvendirtmesin diyor. Yani kime diyor? Günah yapana diyor ama. Yani sevap yapana Allah'ın tabii ki merhametine güveneceksin. İbadet yaptığın zaman Allah ile korkutuyorsa şeytandır. İbadet yaparken Allah'a ümit veriyorsa Rahman'dandır. İbadet yapmazken Allah'ın merhametine güvendiriyorsa şeytandandır. Korkutuyorsa ki şeytan korkutuyorsa Rahman'dandır. Yani hiç ibadet yok. Sen nasıl nereye güveniyorsun ki? Demin dersinde demiştin ki melekleri korkutmaz. Allah'ın melekleri korkutmaz. Evet, korkutmaz evet. Yani korkutuyor herkesin. O zaman korkutma. Yani ibadet yapmayana melekler korkutma değil. Melekler şiddetle Allah'ın o ayetlerini gösterir diyor. Kendi başlarına korkutmazlar. Çünkü melekler ve Allah korkutma şeyi yok. Haf var onlarda. Korku aklidir, haf kalbidir. Yani hafın içerisinde ne var? Ümitle reca var. Korkuyla ümit, ümitle korku. Haf ve reca, karma. Tek boyutlu değil. Şeytan tek boyutludur. Kendi sahası. Melek de tek boyutludur ama onu kullanır. Onun için melekler o kalbin içerisine zaten göremez. Değil şeytan. O zaman şöyle yapalım melek. Korku arkasından ümitli olursan evet. Hemen korktun diyelim ki çöktün. Melekler.
hemen arkasında demek ki ümit geldiyse ümitle. Bu o zaman tamam. Bu tamam. Bu melek şey ikisi var. Mesela deniliyor ki ibadetlerde bak vesveseli sensin deniliyor ki namazı yaptın, kıldın. Acaba kabul olmuş mudur? Deme diyor. Zahiri şeriata mugayir bir şey oldu mu? Yok. Bir şey yok. Yok. Niye böyle acaba kabul olmuş mudur diyorsun? Bu vesvese yaptırıyor. Acaba nefsül emirdekine uygun mudur? O da insana şey getirir. Yani gurur kibirden kurtarır. Yani hakiki bir namaza ne kadar yakın bu. Ama acaba kabul olmuş mu demek? Şeytan şey yapıyor ya. İşin garip tarafı benim vurgulamak istediğim şu. Hiç ibadet yapmayana Allah ile ümit verir. Kul olan güzel insana da Allah ile de yeis verir. Bu şeytan, aynı şeytan. Çok acayip. Hazreti Ömer Efendimiz korkmuş. Demiştir ki ya sen cennetle müjdelenmişsin. Ya demiş yani ne kadar korkuyorsun. Demiş ki o zamanki Ömer'di demiş. Allah Allah. O zamanki Ömer'di demiş. Yani cennetle müjdelenmişsin. Ben bunların haletini biraz baktım. Düşündüm de. 10 tane aşeri mübeşşere olan cennetle müjdelenmiş insanlar ne yaptılar sonra dedim yani. Sen Ömer'le bana cennet müjdelense herhalde durumumuz acayip olur da yere basmayın. Yani bu cennetle müjdelenen insan ne yapar? Tamam bitti de. Allah garanti vermiş. Bitmiş. Nasıl görmüşler biliyor musun? Bizim gördüğümüz gibi görmemişler. Demişler ki bu aşire-i mübeşşer bu imtihanımız şiddetlendi demiş. Daha şiddetli bir imtihan kabul etmişler bunu. Allah bununla bizi imtihan etti. Bir tanesi şöyle diyor. Musa diyor aleyhisselam şeye çıkarken münacatta çıktığı zaman 40 gün kalırmış dağda. Orada bir abid görmüş. Ya Musa diyor Rabbine bir sorsana benim durumum nedir demiş. Bunu söylerler sahabeler. Olmuş ha menkıbe değil bu. Musa aleyhisselam unuttu. Ya Musa diyor sen gelirken diyor sahrada diyor abid vardı diyor devam ibadetle meşgul olan. Kendisini bana sormamı söyledi. Bana sorulmamı söyledi. Unuttun ya Musa. Evet ya Rabbi dedi. Ona söyle dedi. Boşuna ibadet yapmasın. Ben onu cehenneme koyacağım demiş. Bak kendilerini ona benzetiyorlar ki. Allah Allah. Ona Musa aleyhisselam da şaşırdı. Neyse inerken o adam karşısına çıktı. Ya Musa Rabbim ne dedi diyor. Boşuna uğraşmasın dedi. Ben onu cehenneme koyacağım dedi. Peki diyor. Ondan sonra bir zaman sonra tabii yine Musa aleyhisselam dağa çıkıyor. Ondan sonra, bu sefer Musa aleyhisselam sordu. Senin durumunu Rabbine söyleyeyim mi? Sen bilirsin ya Musa dedi. Ne yapıyorsun demiş yani. Ben aynısını yapıyorum demiş. Ondan sonra neyse gitmiş. Bu sefer Musa aleyhisselam sormuş Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi onun durumu nedir demiş. Ona dönerken söyle. Onu cennetime koyacağım. Ya Rabbi dedi. Rab dönmez yani böyle. Bizim gibi değil ki. Sonra bildi döndü. Önce bilmiyordu da öyle karar verdi. Allah bir defa seninle razı olduysa doktor. Mazi ne mustakbeli hepsini bilen Allah bir defa razı oldu mu bitti. Ama bizde öyle değil. Ben dün senden razıydım ama ne bileyim böyle bir ahlakım var. Ne bileyim böyle bir şey yapacaktın. Ne bileyim bizde aynı. Allah için öyle değil. Benim son öleceğimi de biliyor. O güne kadar ne yapacağımı biliyor. Şimdi bir defa razı olduysa maziyle beraber razı olmuştur. Ondan sonra ya Rabbi dedi Musa aleyhisselam. Öyle demiştin bu cehennemlik şimdi cennetliktir dedin. Ben onu o abidliğini diyor sağlamlaştırmak için içine ihlas sırf benim için. Bakayım korkudan mı beni sevgiden mi rızamdan mı? Cehennemimden mi korkuyor, cennetimi mi ümit ediyor? Yoksa benim rızam. Onu denemek için yaptım dedi. Tamam. Söyledi. Ondan sonra adam aynı. Ötekisi korku cehenneme koyacağım deyince o kadar dehşet almadı. Şimdi söyleyince de sevil o kadar şey yapmadı. Musa aleyhisselam dedi ki abi de sen dedi hiç etkilen şey yapmadın. Ya Musa dedi
Benim vazifem ibadet etmek, cehenneme koymak, cennete koymak onun işidir diyor. Ben dedi o cennete ne yapar? Ben dedi kulum dedi. Ben ona kulluk yapmaktan zevk alıyorum dedi. Böyle. Şimdi sahabe aşeri mübeşere böyle bakmış. Bir şey demeyecektin değil mi?